Merhaba arkadaşlar. 10 Mayıs 2015'te yapılacak ALES sınavı için bu ekranlarda sınava kadar olan süreçte birlikte olacağız. İsmim Ali Çit, 12 yıllık Türkçe öğretmeniyim. Bugüne kadar KPSS, DGS, ALES, YGS gibi farklı sınavlara öğrenciler hazırlamış bulunmaktayız. Bizim sınavımız ALES, Türkiye'de farklı, kendine özgü bir sınav özelliği göstermekle birlikte Türkiye'de yapılan bütün sınavları etkileme ve değiştirme özelliğine de sahip arkadaşlar. Öncelikle sınavda bilgi ölçmekten çok zamanın doğru kullanımı ve bu süre içerisinde en verimli çalışmayı yapmak üzerine kurulmuş bir sınav. Sınavda 4 farklı soru kalıbı söz konusu. Sayısal 1, sayısal 2, sözel 1 ve sözel 2 testlerinden oluşuyor. Toplam çözülmesi gereken soru sayısı 120 arkadaşlar. 120 soru 150 dakikalık bir zaman diliminde çözülmek durumunda. Soru başına 75 saniyelik bir süremiz var arkadaşlar. Her aday sayısal 1 ve sözel 1 testini çözmek zorunda. Ancak sayısal öğrencileri sayısal 1 testini çözdüğünde 0.35, sayısal 2 testini çözdüğünde 0.35, sözel 1 testini çözdüğünde ise 0.31 puanlamayla karşı karşıya kalıyor. Eşit ağırlık öğrencisine geldiğimizde ise sayısal 1 testinden alacağı birim 0.4 iken sayısal 2'den alacağı birim 0.2'ye düşüyor. Sözel 1'den ise 0.4 katsayıyla çarpılmış oluyor. Sözel öğrencisi sayısal 1'den 0.2 katsayıya, sözel 1 ve sözel 2'den 0.4 katsayıya sahip olarak soruları çözmek durumunda. Buralarda boş bıraktığımız testleri çözmesi öğrenciye herhangi bir avantaj olarak geri dönmüyor ne yazık ki. Sınavın en önemli özelliği arkadaşlar süreyi doğru kullanabilmek. Bizim burada yapacağımız çalışmalar içerisinde süre temelli işin mantığını ve gelişim seyrini gösterebilecek teknikler üzerine bir çalışma yapmış olacağız. Sınavda bir öğrencinin sözel bir testinde karşılaşacağı soru dağılımı şu şekildedir arkadaşlar. İlk 3 soru boşluk doldurma. 4-6 en kesin yargı, 7-9 paragraf oluşturma, 10-12 paragrafta yer değiştirme, 12-13 cümle oluşturma. Daha sonrasında YGS'den de alışık olduğumuz soru kalıplarına geçiyor. 14-15 sözün anlamı. 16'dan sevgili arkadaşlar 22'ye kadar olan sorularda cümle ve paragraf soruları sorulmakta. Burada İkili soru kalıpları dediğimiz bir soru kalıbıyla karşılaşıyoruz arkadaşlar. 23 ile 32 arasında ÖSYM ikili soru kalıplarını kullanmakta. Bizim bütün sınav boyunca Türkçe'ye başladığımızda yapmamız gereken ilk yer burası arkadaşlar. Sınavda ikili soru kalıplarını öncelikli yapan arkadaşlar zaman bakımından ciddi anlamda bir fark yaratma şansına sahipler. Çünkü biz burada bir paragraf okuyup iki soru çözmekle yükümlüyüz. Bu nedenle bütün arkadaşlara önerimiz öncelikli olarak sınavda ikili soru kalıplarıyla başlamaları gerektiği yönündedir. Devamında ise sevgili arkadaşlar 33 ile 40 arasında sözel mantık soruları sorulmakta. Yine sözel mantıkta öğrencilerin temel sıkıntılarından biriyle karşı karşıya kalıyoruz.
Burada ciddi anlamda bir zaman problemi var ve biz bütün çalışmamızı zaman üzerine kurgulamakla yükümlüyüz. Bir daha tekrar etmek gerekirse, bütün aday arkadaşların sınavda Türkçe sorularına başlarken öncelikli olarak 23'ten başlayıp, ikili sorulardan başlayıp, devamında sözel mantığı çözüp, en son 1 ile 22 arasındaki soru kalıplarını çözmelerini öneriyoruz. Adaylarımıza bu tekniği mutlaka farklı denemelerde süre tutarak, netlerini hesaplayarak yapmaları gerektiğini söylüyoruz ve bunun ciddi anlamda bir avantaj yarattığını kendinizde denediğinizde göreceksiniz arkadaşlar. Buradaki temel felsefe, sınavın temel kurgusu zaman üzerine arkadaşlar. Zamanı doğru yönettiğimizde biz sınavda başarımız ciddi anlamda artmış olacaktır. Bunun dışında sözel mantık sorularıyla ilgili birkaç veriyi paylaşmakta yarar görüyorum. Sevgili arkadaşlar, sözel mantık verilen bilgiden verilmeyene ulaşma sanatıdır. Bunu bu şekilde özetleyebiliriz. Verilen bilgilerden yola çıkarak verilmeyene ulaşıyoruz. Temel felsefemiz ve çalışma yöntemimiz bunun üzerine kurulacak. Biraz sonra sorular üzerinden de tekniğimizi, taktiklerimizi konuşmuş olacağız. Öncelikli olarak ÖSYM'nin soru kalıplarındaki durumlarını analiz etmemiz gerekiyor. Bizim elimizde bir metnimiz var. Bu metinde bir hikaye anlatılıyor arkadaşlar. Hikayenin sonrasında ise çeşitli öncüllerimiz var. Mutlaka ama mutlaka sınavda hikaye bölümünü doğru anlayıp doğru özetlememiz gerekiyor. Öncülleri doğru özetlememiz gerekiyor. Verilen bilgileri sadeleştirip, basitleştirip soru kalıplarına bu şekilde baktığımızda çok ciddi anlamda bir avantaj sağlamamız mümkündür. Öncelikli olarak soru kalıplarıyla ilgili görüldüğü gibi elimizdeki sorunun içerisinde bir hikaye bölümümüz var. Bu hikayelerden sonra bir takım öncüller verilmiş. Daha sonra bu öncüllere bağlı olarak 4 sorumuz söz konusu. Mutlaka ama mutlaka öncelikli olarak hikaye ve öncüldeki bölümleri sadeleştirip, basitleştirip soruya bakmamız şart arkadaşlar. Şimdi elimizdeki soruya baktığımızda verilen bilgileri basit olarak şuraya özetlersek, aşçılık, balıkçılık, camcılık, dericilik, elektrikçilik ve fidecilik olmak üzere toplamda 6 mesleğimiz var arkadaşlar. 6 meslek. Bu 6 mesleği yapan Kadir, Levent, Murat, Nevzat ve Osman adlı 5 kişi söz konusu. Bunun dışında Sürmene, Perşembe ve Şavşat ilçeleri ile Rize ve Tokat illeri söz konusu. ÖSYM bir sorusunda eğer bir ayrım yapmışsa arkadaşlar, sınavın en önemli noktası burasıdır. Eğer bizim bildiğimiz ilçe ve il ayrımını aslında herkesin bildiği basit bir meseleyi sorunun çözümündeki anahtar
yer olarak vermesi çok dikkat çekici. Bu tür bir soru kalıbında arkadaşlar, var olan bütün soruları bağımsız olarak değerlendirmemiz gerekiyor ve öncüleri buna göre özetlememiz gerekiyor. Şimdi verilen bilgilerden verilmeyene ulaşma sanatıdır demiştik sözel mantık için. Verilen bilgilere bakalım öncüllerimize. 3 kişi Sürmene, Perşembe ve Şavşat ilçelerinde, 2 kişi Rize ve Tokat illerinde yaşamaktadır. Mesleği aşçılık olan kişi Rize'de yaşamaktadır. Şimdi verilen bilgilerden verilmeyene ulaştığımız takdirde mutlaka ama mutlaka buradaki bilgileri silmemiz gerekecek. Ne diyor? Mesleği aşçılık olan Rize'de yaşamaktadır. Şöyle yaparsak o zaman, aşçı Rize dersek, devamında aşçılık ve Rize'yi buradan çıkartmamız gerekir. Murat Şavşat da Osman Sürmene'de yaşamaktadır diyor. Murat Şavşat deriz buraya. Murat. Osman deriz Sürmene. Bu durumda Murat ve Osman, Şavşat ve Sürmene ilçeleri ortadan kalkar. Devam ettiğimizde bir ilçede yaşayan Nevzat'ın mesleği dericiliktir. Şimdi eğer özetleme, sadeleştirme yapmamış olsaydık bu bilgiye çok zor ulaşırdık arkadaşlar. Bir ilçede yaşayan Nevzat'ın mesleği dericilikse, ilçe elimizde sadece Perşembe kaldığı için Nevzat Perşembe'de yaşamaktadır ve mesleği dericiliktir diyebiliriz. Bu durumda Perşembe ve Nevzat da gitmiş olur. Son öncülümüze geldiğimizde Levent'in mesleği camcılıktır diyor. Levent'i yazabileceğimiz yukarıda bir yerimiz var ama bu durumda mesleği aşçılık oluyor. O zaman Levent'in mesleği camcılık ise Levent kesinlikle Tokat'ta yaşıyor diyebiliriz. Sevgili arkadaşlar, Levent'i ve Tokat'ı da sildiğimizde yine söylüyorum, verilen bilgilerden verilmeyene ulaşmaya çalıştığımızda Kadir en son boş kalan yere yazılmak durumundadır. Burayı da özetlersek, dericilik ve camcılık, bunun dışında var olan mesleklerden 3 tanesi 2 yere adaydır arkadaşlar. Her bilgiyi bilmek ve yerleştirmek zorunda değiliz. Bazen az bilgiyle çok ciddi anlamda başarıya ulaştığımız soru kalıplarında burada birlikte paylaşmış olacağız. Elimizdeki bu bilgilerle sorulara baktığımızda sınavda 3 soru kalıbı kullanmakta ÖSYM. Birinci soru kalıbında hangisi kesin olarak doğrudur? Burada bizim %100 bilgiye ulaşmak gibi bir görevimiz söz konusu. Şöyle baktığımızda bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi kesin olarak doğrudur? Osman'ın mesleği fideciliktir. Osman'ın mesleğiyle ilgili herhangi bir bilgimiz yok. O yüzden 3 ihtimal olduğu için sorunun cevabı için kesinlikle doğrudur ifadesini kullanamayız. Nevzat Tokat'ta yaşamaktadır. Nevzat Perşembe'de yaşıyor arkadaşlar. O yüzden verilen bilgi kesinlikle yanlış. B seçeneği cevap olamaz. Levent Tokat'ta yaşamaktadır. Levent kesinlikle Tokat'ta yaşamaktadır. Bunu nereden bulduk? Bir ilçede yaşayan Nevzat'ın mesleği dericiliktir demişti. Elimizde kalan tek ilçemiz Perşembe olduğu için Nevzat'a Perşembe yazdık. Levent'e de otomatik olarak Tokat kalmış oldu. Cevap C seçeneği, ancak Denizli'ye ve Edirne'ye de bakalım. Şavşat'ta yaşayan kişinin mesleği balıkçılıktır. Şavşat'ta yaşayan kişinin 3 ihtimalimiz var arkadaşlar hala. Balıkçı, elektrikçi ve fideci. O yüzden kesin olarak doğrudur diyemeyiz. Sürmene'de yaşayan kişinin mesleği elektrikçiliktir. Sürmene'de yaşayan kişinin mesleği hakkında da bir bilgimiz yok. O yüzden doğru cevap Levent
Tokat'ta yaşamaktadır. C seçeneği diyebiliriz. 19. soruya geldiğimizde bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi kesin olarak yanlıştır? İkinci soru kalıbımız da budur arkadaşlar. Hangisi kesin olarak yanlıştır diye soruyor. Burada dikkat edilmesi gereken önemli bir unsur, kesin olarak doğrudur ve kesin olarak yanlıştır soru kalıplarında %100 doğruluk ve yanlışlık ararız. Burada ise kesin olarak yanlıştır dediği için bizim seçenekler içerisinde %100 yanlış olan bilgiye ulaşmamız gerekecek. A seçeneği, Murat'ın mesleği balıkçılıktır. Baktığımızda Murat'ın mesleği hakkında yine 3 ihtimal var. Balıkçılık da onlardan biri. Bu nedenle %100 yanlıştır diyemeyiz. Mesleği balıkçılık olan kişi Perşembe'de yaşamaktadır. Mesleği balıkçılık olan kişi ya Şavşat'ta ya Sürmene'de yaşama ihtimali varken Perşembe'de yaşayan kişinin mesleği dericiliktir. Gördüğünüz üzere verilen bilgileri doğru özetlersek soruya çok daha kolay gideriz. O yüzden buradaki sorunun cevabı Bursa'dır. Mesleği balıkçılık olan kişi Perşembe'de yaşayamaz. Kesin olarak yanlış diye sorduğu için cevap Bursa'dır. Diğer seçeneklerimize bakalım. Tokat'ta yaşayan kişinin mesleği camcılıktır. Tokat'ta yaşayan kişinin mesleği camcılık. Osman'ın mesleği elektrikçiliktir. Osman'ın mesleği 3'te 1 ihtimal var yine. Balıkçılık, elektrikçilik ve fidecilikten birisidir. O yüzden %100 değildir bu bilgi. 3'te 1 ihtimalimiz olduğu için bu seçenekte %100 yanlış değildir. Perşembe'de yaşayan kişinin mesleği dericiliktir. Perşembe'de yaşayan kişinin mesleği dericiliktir. %100 doğru bir bilgi ama bize yanlışı sorduğu için cevap B seçeneğidir. Üçüncü soru kalıbımıza geldiğimizde arkadaşlar, Kadir, Osman, Levent. Yukarıdakilerden hangilerinin hem mesleği hem de yaşadığı şehir bilinmektedir diye soruyor bize. Hem mesleği hem yaşadığı şehir bilinenler Kadir, Nevzat ve Levent'tir. Ancak seçeneklerde Kadir var, Levent var. Osman hakkında herhangi bir bilgimiz olmadığı için cevap 1 ve 3'tür. E seçeneğidir. Son sorumuza geldiğimizde, bu sefer yukarıdaki mesleklerden hangilerini yapan kişi bilinmektedir diye soruyor bize. Burada ise aşçılık, balıkçılık, fidecilik seçeneklerine baktığımızda aşçılık Kadir yapmaktadır. Balıkçılığı yapan gördüğünüz üzere belli değildir. Fideciliği yapan belli değildir. Cevap yalnız birdir ve A seçeneğidir. Biz bu ekranlarda sözel mantık sorularını 7 başlıkta anlatacağız arkadaşlar. Bu başlıklardan bir tanesi şu an çözmüş olduğumuz soru kalıbıydı. Bu başlığın adı özetleme tekniğidir. Toplamda çözeceğimiz teknikler içerisinde sıralama, kontenjan, programlama, oklu geçiş, yön, tablo dediğimiz soru kalıplarıyla karşı karşıya kalacağız. Bunların içerisinde en önemlilerini şöyle özet olarak yazmak istiyorum. ÖSYM'in en çok kullandığı soru kalıplarından birinci sırada kontenjan gelmektedir arkadaşlar. Hemen hemen her ALES'te mutlaka kontenjan sorularıyla öğrenci karşı karşıya kalır ve bizi en çok zorlayan soru kalıbıdır kontenjan soru kalıpları. İkinci sırada sıralama, program ve özetleme tekniğiyle yapılmış sorular söz konusudur. Eğer bu 4 başlığa hakim olursanız sınavdaki soruların %80'inin bu 4 başlıktan geldiğini söyleyebiliriz. Diğerlerini de yazalım. Tablo, yön,